Halk TV'de, Sözcü'de, orada burada Cumhuriyet'teki aydınları da lanetle kınıyorum. Böyle pis bir bağlılık olmaz. Terbiyesiz, ahlaklı adamlar. Gazeteci yazar Nihat Genç'i sinirlendiren şey muhalif cenahın aydın olarak tanımladığı isimlerin İmamoğlu performansı. Ona düzülen metiyeler ve yandaşlık yarışı. Bizim görevimiz nedir? İnsanlara, gençlere ayakta durmayı öğretmektir. Ayakta nasıl duracağız? Birine iman ederek mi? Aşka bağlanarak mı? Ne olduğu belli olmayan, daha geçmişinde ne olur olup bittiği bilmeyen, henüz mahkemeleri süren bir insana gökten Atatürk inmiş, melek inmiş gibi tapınıyoruz. Bu saçma sapan bir şeydir. Aydınlanmacı, layık ve çağdaş. CHP'li seçkinlerin millete verdikleri kavgada kullandıkları terimler bunlar. Ama şimdi Nihat Genç onları İmamoğlu'na koşulsuz biatla suçluyor. Kendi kutsallarına ihanet ettiklerini savunuyor. Karakteriniz olsun. Yarın eleştirirken yüzünüz olsun. Bu kadar köpeklik olur mu? Utanıyorum bunlardan. Ve böylelikle gördük ki bu çağdaş, kendine çağdaş, layık, kemalist diyen bir sürü aydının da foyası çıktı ortaya. Nihat Genç yıllarca iktidar medyasına itham eden kesimin takındıkları seçkinci tavrın samimi olmadığının ortaya çıktığını belirtiyor. Secde etmek için fırsat bekliyorlarmış yorumunu yapıyor. Bilinçaltları çıktı ortaya. Demek ki bir secde etmek için birini bekliyorlarmış. Bu layık ve çağdaş aydınların hüsrana uğrattı beni. Bu adamlarla bir yere gidilmez. Daha 6 ayını doldurmadı. Siz 3 ayda iman ettiniz be. CHP'yi eleştirdiği bir nokta daha var. İmamoğlu'nu omuzlayan bileşenlere ödenmesi gereken diyetten bahsediyor. Yarın o İstanbul Belediyesi gibi imkanlar alındığında, kime ne verildiğinde hiç hesap soramayacaksınız. Bu olsun çağdaş, layık dediğiniz insanlar. Siz sahtekarsınız. Yalancısınız. Daha FETÖ'ye, daha PKK'ya, daha kimle nerede işbirliği, kimle hesaplar, gizli hesaplar yaptı bilinmeyen birine bu kadar aşk, prestij yanlıştır. Bu İspark'ın, İstanbul Otoparkları'nın işletmesi HDP'ye verildiği takdirde, HDP dediğin elemanları nereden geliyor? PKK ya da Kandil. Ankara, İstanbul'un göbeğinde 2000-3000 tane Kandil demek.